Çin kazı özellikleri. Saf Çin kazı iri olmasına karşın zarif bir görünüme sahiptir. Çin kazı 81 ila 94 cm boyu ile Anser cinsinin en büyük kazıdır. Ortalama ağırlığı 4 ila 5 kilogramdır. Erkek ile dişi birbirine benzer ama nispeten erkek daha iridir. Erişkin Çin kazının kanat açıklığı 160 ila 185 cm'dir. Üst tüyleri grimsi kahverengidir. Büyük tüylerin kenarları daha açık renklidir. Ensesinin arkası ve tepesi, gözlerin hemen altına kadar kestane renklidir. Gaganın tabanında ince beyaz bir çizgi vardır. Uçuş tüyleri ve kanatların altı siyahtır. Kuyruk kısmı beyaz renklidir. Karın ve yanlarda bulunan koyu çizgiler dışında alt bölge soluk ten rengidir. Kendi cinsi içinde bir tek bu türün gagası tamamen siyahtır. Bazen çok koyu yeşil renk gagalı olanlar da çıkabilmekte. Bacaklar ve ayaklar ise turuncu renklidir. İrisler kestane rengindedir. Genç kazların rengi erişkinlerden daha soluktur. Gagalarının dibinde beyaz çizgi yoktur ve alt kısımlarında koyu çizgiler bulunmaz. Beyaz renkli Çin kazının bacakları, ayakları ve gagası turuncu, gözleri ise mavi renktedir. Çin kazının en belirgin özelliklerinden birisi gagasının tepesindeki topuz şeklindeki çıkıntıdır. Bu çıkıntı 6 ila 8 haftalıkken, yavruların cinsiyetlerini belirlemek için kullanılabilecek kadar belirgin hale gelir. Erkek Çin kazının topuzu dişi Çin kazına göre daha belirgin ve büyüktür. Çin kazı yetiştiriciliği. Çin kazı çok verimlidir ve en iyi yumurtlayan kaz ırkı olarak kabul edilir. Ancak bunlar zayıf etli sınıfındadır. Bu nedenle et üretimi için özellikle kullanışlı değildirler. Ayrıca bir süs ırkı olarak veya koruyucu olarak da beslenebilmektedir. Çin kazı yumurta verimi. Çin kazı 7 aylıkken yumurta yumurtlamaya başlar. Ortalama yumurta ağırlığı 120 gramdır. Türkiye şartlarında ilk yıl için ortalama 40 civarı yumurta verebilmektedir. Bu rakam ikinci yıl 60 adeti görebilmektedir. Damızlık adaylarınızın sürüdeki kan değişikliğini hesaplayarak aşılama takvimine sadık kalarak bir Çin kazından 5 yıl düşüş olmadan verim alabilme imkanınız vardır. Bu ırk üzerinde gür kuluçka yatma özelliği yoktur. Nadiren de olsa kuluçkaya yattıkları gözlenir. Bu yatışların birçoğu ilk 20 günde hüsranla biter. Çünkü sıkılıp kalkarlar ve yumurtalar heba olur. Çin kazları besleme amacı, genel olarak yumurta üretimi için olmaktadır. Çünkü bu kazlar, diğer ırklara karşı en yüksek yumurta üretimine sahip olmaktadır. Ama bazen süs olarak ve az olsa da et üretimi için ise yetiştiriciliği yapılmaktadır. Çin kazları cüsse olarak yapılan sınıflandırmada, küçük kazlar olarak bilinmektedir ve olgun erkekler 5 kilogram ve dişiler ise 4 kilogram ağırlığa gelmektedirler. Ayrıca Çin kazları, tüm iklim koşullarına uyumlu olmaktadırlar. Değerli takipçilerimiz, Altın Kuluçka firması olarak kazlar ve diğer kümes hayvanları ile alakalı detaylı bilgiler paylaşmaya çalışmaktayız ve özellikle de kümes hayvanları yetiştiriciliğine yeni başlamak isteyenler için bir bilgi kaynağı oluşturmaya çalışmaktayız. Umarız videolarımızı beğenmişsinizdir ve sizin için faydalı olmuştur. Kanalımıza abone olarak ve yorum yaparak daha kaliteli videolar yapabilmemiz için destek olabilirsiniz. Bir diğer videoya kadar hoşça kalın.